Bu önemli müsabakada birazdan start alacak. Evet, karşılaşmada saha komiseri olarak sevgili Fahri Aşıcı ve Murat Şahin görev alıyor. Onlar da sahanın düzeni ve gerekli hem değişikliklerde hem de diğer olaylarda gerekli yardımı desteği vermek üzere sahada yerlerini alıyorlar. Evet, takım kaptanları Başar Öner ve Barış Çayırcı. Hakem Barış Esan'ın yanındalar. Yazı turu atışıyla karşılaşmada takımlar sahada alacakları yeri belirlediler. Bakıyorum, Gültepe bu arada Gültepe taraftarı takımlarını tribünlere çağırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenler Stadyumu, Bahçelievler İdman Yurdu, Gültepe karşılaşması. Takımlar İstanbul Süper Amatör Lig'e çıkmak için playoff müsabakasında karşı karşıya geldiler. Karşılaşmanın 90 dakikalık süresi eşitlikle tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma devreleri oynayacak ve karşılaşma Egzo'nun vuruşuyla başladı Gültepe'de. Eğer uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa penaltı atışları Süper Amatör Lig'e çıkan takımı belirleyecek. Arkadaşlarının dağılımına baktı Erkan. İleriye doğru uzun gönderdi Egzo'nun olduğu noktaya. Orada defanstan müdahale var. Şimdi Ümit, Egzo. İki oyuncu arasından çıktı Egzo. Kaleci Tuncay. Çok tecrübeli bir kaleci olduğunu söylemiştik Tuncay'ın. Tuncay çıktı, yatarak topu kontrol etti. Aykut. Şimdi uzun göndermeyi tercih etti Aykut ileriye doğru. Yusuf araya girdi, ayak koydu. Oğuzhan orta sahaya doğru çıkabilecek mi? Onun topu gönderdi yerde. Şimdi Kriş. Kriş'ten şık bir hareket. Yusuf iki oyuncu üzerinden hem topu kurtardı hem kendini kurtardı ama hakem avantajını kaybedince bir faul kararı verdi. Yusuf her iki oyuncudan hem topu hem kendini kurtardı ama hakem yapılan hareketi tehlikeli hareket olarak belirledi ve faul kararı verdi. Şimdi Yusuf kullanacak faul atışını. Yusuf şimdi hızla çıkmak istiyor. İdman Yurdu, Gültepe defansı oturdu. Göğsüyle indirdi Mahsun. Tekrar Mahsun'da top. Mahsun, Hakan. Hakan'a yapılan hareket faul dedi karşılaşmanın hakemi. Anılcan. İki kişilik baraj var. Anılcan arkaya doğru gönderdi. Kafayı vuran Alican Taç. İdman Yurdu kullanacak taç atışını. Şimdi Anılcan Yusuf. Araya Mehmet Topal geldi yardıma. Ümit topu kontrol etti. Ümit hızlı giderse tehlike olabilir. Egzo'nun koşu yoluna bırakmak istiyor. Şimdi Kriş'in vuruşu out. Orada yine taca bir itiraz var ama karşılaşmanın yan hakemi İdman Yurdulu oyuncuların kullanacağını söyledi taç atışını. Hemen kullandılar taç atışını. Yine Kriş koşu yapıyor. Kriş'in koşu yoluna doğru. Kriş. Egzo'ya bıraktı ve top ağlarda. Kriş soldan aldı. Kriş'e yapılan müdahaleye rağmen topu kontrolünü aldı. Egzo'nun koşu yoluna bıraktı. Egzo da topu ağlarla buluşturdu. 1-0 öne geçti Gültepe. Karşılaşmada 28. dakika. Gültepe 1, Bahçelievler İdman Yurdu 0. Tuncay çıktı topu kontrol etti. Ali Fuat Başar.
hızlı çıkmaya çalışıyor. Bahçeli Evler İdman Yurdu. Sol kanattan atak geliştiriyorlar. Şimdi içeriye doğru gönderilen top Anılcan'ın olduğu noktaya, Hakan'ın önünde kaldı. Anılcan, tekrar Hakan. Hakan orada büyük bir hata. Hakan'ın vuruşu direğin dibinden avuta çıktı. Yusuf'tan beklenmedik bir hata geldi Gültepe'li oyuncudan. Hakan topu önünde buldu. Vuruşunu yaptı. Hatta direğin dibine vurdu diyebiliriz. Yan direğin, top avuta çıktı Hakan'ın vuruşunda. Kaleci Erkan kullandığı avut atışını orta sahada kriz yükseldi. Kriz yükselirken Başar'a faul yaptığı görüşünde Barış Esa. Oğuzhan şimdi Egzo'nun koşu yoluna kalkan offside bayrağı. Ve karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü de geldi Barış Esa'dan. Karşılaşmanın ilk yarısı Egzo'nun attığı golle Gültepe lehine 1-0 önde kapattı Gültepe. Bu arada Gültepe'li taraftarlar takımı tribünlerine çağırıyorlar. Evet, devre arasında biraz nefeslendik ve geldik. Takımlar sahada yerlerini aldılar ikinci yarı için. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğü var. Kağıthane temsilcisi Gültepe'nin Bahçeli Evler İdman Yurdu karşısında playoff müsabakasında, Süper Amatör Lig için playoff müsabakasında karşılaşmayı tekrar belirtelim. Barış Esa, İslam Turgut Yıldırım, Berk Tezcan hakem üçlüsü yönetiyor. Bakıyorum sahada değişiklikler konusunda bir şey var mı? Şu anda bir değişiklik gözükmüyor. Sağ komiseri olarak Fahri Aşıcı ve Murat Şahin görev alıyorlar müsabakada. Onlar da son derece tecrübeli sağ komiserleri. Bu önemli müsabakada görev aldı her iki sağ komiseri de. Evet, dediğim gibi bir değişiklik göremiyorum ama ileri dakikalarda her iki takımdan da bir değişiklik olursa sizlerle birlikte biz de maçı takip edeceğiz. Bahçeli Evler İdman Yurdu'nun vuruşuyla başladığı karşılaşma. Ali Fuat, Erkan ileriye doğru gönderdi. Ümit kafayı vurdu, havalandırdı. Hakan, şimdi Chris rakibinden kurtardı topu. Chris süratli bir oyuncu. Chris ileriye doğru, şimdi içeriye bıraktı. Chris bir hata geldi. Biraz önce söylemiştim, saha çok tehlikeli. Eğer ayağınızda doğru krampon yoksa Ali Fuat orada Aykut'un hatasını kapattı diyelim. Bir de foul var. Salih şimdi yerden ileriye doğru gönderdi. Orada Ümit'in önünde kaldı top. Ümit içeriye doğru, arkadan gelen oyuncu ama offside bayrağı kalktı. Offside bayrağı kalktı. Orada Ömer Faruk için. Hemen kullandılar offside'dan doğan endirek vuruşu. 8 numaralı formasıyla oyuna Faruk Kara dahil olacak. Kim çıkıyor? Mehmet Polat. Evet, 7 numara Ömer Faruk Uslu oyundan çıkıyor Gültepe'de. Yerine Faruk oyuna dahil oldu. Başar topun başında. Başar hemen paslaşarak kullandılar Anılcan'la. Anılcan, Ali Fuat karşısında Ümit var. İçeriye doğru Mahsun'a bıraktı. Mahsun hakem müdahalenin topu olduğunu belirtiyor. Faruk şimdi Egzo'nun koşu yoluna. Egzo orada bir müdahale vardı ama Egzo yine topu kontrol etti. Egzo ayakta zorlukla zorlandı. Şimdi içeriye doğru ve top ağlarda yan hakemine baktı. Yan hakem devam dedi. Oyuna sonradan dahil olan Faruk Kara karşılaşmada ikinci golü ve topu ağlarla buluştururken şimdi burada bir sevinç var. Bir de yan hakemden bir bayrak var ama o bayrak ne için kalktı? İlk önce şurada Gültepe'lilerin sevincine bakalım tribünleriyle beraber. 2-0 oldu karşılaşma. Buna baktı ve uzun gönderdi ileriye doğru. Aykut.
Ali Fuat. Mehmet Topal. Tekrar Mehmet Topal yatarak müdahale etti. Topu kazandı. Ve kırmızı kart. Orada Ali Fuat'a kırmızı kart. Bir de oyuncu değişikliği var. Oyuna Kerim dahil olacak ama Kerim daha oyuna dahil olmadan kartı gördü Kerim. Bu arada Alican Anılcan geldi. Evet, hangi oyuncu çıkıyor? Erkan. Egzo. Şimdi Chris, bir hata daha geldi. Bahçeliler duyurdu. Chris Tuncay müdahale etti. Mehmet Topa orada. Ömer Faruk tekrar baskı yapmaya çalışıyor. Başar. Tutamadı. Taç. Gültepe kullanacak taş atışını. Yusuf. Hemen paslaşarak kullandılar. Oğuzhan. Chris. Faruk. Tekrar Chris. Chris rakibinden kurtuldu. Hakem devam diyor. Avut atışıyla oyun yeniden başladı. 2-0'lık üstünlüğü var Gültepe'nin. Ümit. Alican'ın önüne bıraktı. Alican içeriye doğru. Mehmet Topal. Bir şut orada. Faruk Kara'dan direğin yanında nokta çıkmış oldu. Alican, Caner. Orada Kerim'le Caner mücadelesi. Şimdi Batuhan girdi, ayağını koydu, aldı Kerim. Kerim. Kaan'a doğru Kasım. Kasım ileriden uzaktan bir şut. Kaleci Erkan ilk hamlede ve penaltı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi orada. Gani'ye yapılan müdahale sonrasında. Bahçeliler İzman Yurdu penaltı atışı kullanacak. Altı dakika geride kaldı uzatma süresince. 9 dakikalık bir uzatma işaret etmişti karşılaşmanın orta hakemi Barış Esa. Şimdi Başar topun başında. Başar kaleli Erkan dikkatli. Bahçeliler penaltı atışı kullanacak. Uzatmanın 7. dakikasındayız. Başar geldi topu ağlarda. İki bir oldu karşılaşma. Evet, bir kez daha düdük çaldı. Uzun gönderdi ileriye doğru. Şimdi Egzo içeriye doğru doldurdu. Kaleci Tuncay. Tuncay. Egzo. Top Egzo'da. Egzo. Caner dediğim anda karşılaşmanın son düdüğü geldi. Barış Esa. Karşılaşmanın son düdüğünü çaldı ve karşılaşma 2-1 Gültepe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Şimdi oyuncular sahada birbirlerini kutluyorlar. Şimdi Gültepe'li sporcular taraftarlarıyla birlikte Süper Amatör Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyorlar.
Evet, karşılaşmayı kağıt ara temsilcisi Gültepe her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol Egzo'dan geldi. 29. dakikada, ikinci yarıda 28. dakikaya gelindiğinde oyuna sonradan dahil olan Faruk Kara farkı 2'ye çıkardı. Daha sonrasında da Başar 2-1 penaltı golü ile skoru 2-1'e getirdi ama Gültepe sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve Süper Amatör Lig'e adını yazdıran takım oldu. Şu anda Gültepe'li taraftarlar ve futbolcular Süper Amatör Lig'e yükselmenin mutluluğunu birlikte yaşıyorlar. Evet, biz burada yayınımıza son veriyoruz ve Gültepe'yi de Süper Amatör Lig'de Gültepe'ye başarılar diliyoruz.